Kütahya'da okullar kademeli olarak başladı. 6.750 anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencisi ders başı yaptı. 2020-2021 eğitim öğretim sezonu resmen başladı. Pandemi nedeniyle seyreltilmiş eğitim olarak başlayan yeni eğitim sezonunda anaokulu ve ilkokul öğrencileri alınan tedbirlerle ilk derse girdi. Kütahya'daki tüm anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ders başı yaptı. Gerekli tedbirler alındı. Bugün itibarıyla ilimizdeki ve ülkemiz genelindeki bütün ilkokullarda ve anaokullarında ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz ile ana sınıf öğrencilerimiz bu hafta için yarım günlük, önümüzdeki hafta için de 2 yarım günlük devam edecek olan yüz yüze eğitim öğretim faaliyetine başlamış oldular. Ben 2020-2021 eğitim öğretim yılımızın hayırlı uğurlu olmasını, başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Okullarımızda hijyen noktasında bütün tedbirler, mesafe ile ilgili tedbirler alındı. İl genelinde 1750 öğrenci için ilk ders zili çaldı. Öğrenciler aynı anda okula gelmeyecek. 6.750 civarında öğrencimiz bugün itibarıyla kademeli olarak bu hafta içerisinde eğitim öğretime başlayacak. Bütün öğrenciler aynı anda okullarda bulunmayacaklar. Öğrencilerimizi sınıflarımızın mevcutlarının durumuna göre ikiye ya da üçe böldük bu hafta için. Dersler 30 dakika olacak, 10'ar dakikalık teneffüsler olacak. 5 yarım saatlik bir eğitim söz konusu. 10 dakikalık aralarda teneffüslerimiz var. Ve bu 5 yarım saatlik eğitimden sonra öğrencilerimiz bu haftalık evlerine gidecekler. İkinci hafta 2 yarım gün olacak. Türkçe, matematik ve hayat bilgisi dersleri işlenecek. Önümüzdeki hafta ise 2 yarım gün yine aynı şekilde 3 saat Türkçe, 1 saat matematik ve 1 saat hayat bilgisi dersi olmak üzere 2 yarım gün okula gelmiş olacaklar. Tabii sınıf mevcutlarının durumuna göre yarımşar günlük okula geliyorlar. Temizlik ve dezenfektan noktasında tedbirler alındı. Maske tedarikleri giderildi. Biz her türlü önlemi aldık. Görevli arkadaşlarımız sınıfları düzenli aralıklarla sık kullanılan alanları dezenfekte ediyorlar. Öğrencilerimiz maskelerini takıyorlar. Maskesi olmayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize maske tedariklerini yaptık. Gerekli el solüsyonları ve temizlik malzemelerinin tedariği de yapıldı. Okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi veli ve vatandaşa bağlı. Bütün halkımızı, bütün vatandaşlarımızı, bütün velilerimizi, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum.